Ayasofya'da eğer açılırsa bir cuma, hayal edemediğiniz misafirin olacağını size müjde vermek isterim. Maşallah. Nefsim yedi kudretinde olan Allah'a yemin olsun ki aynen böyle olacak inşallah. Yani abi biraz daha açar mısın? Efendim yani, güzel mi olacak abi? Kalabalık kalmayanlar var abi benim gibi de o yüzden söylüyorum. Hasan abi, Gafur abi diyor ki o kadar kalabalıkta İsa Aleyhisselam nasıl içeri girer diyor. Abi İsa Aleyhisselam'ın testinde Efendimiz de mi olur inşallah? Bir tanesi demişti ki ya nasıl sığ düşünüyorsun demişti. Onu hatırlattı bana. Yani dedi İsa Aleyhisselam nuzul etse dedi ona polis durdurup kimlik sorsa ne diyecek diyor. Ben iyi ki kafa oynatmıyorum ya. Tamam, nüfus cüzdanı lazımmış ona. Şahit olacaksınız bazı şeylere. Nasip ederse size. Orada mı abi inşallah? Ya oradadır ya Mescid-i Aksa'da olacak. Şey Şam'da. Şam'ın fethinde ama Şam'ın fethi Kabe'nin fethi Kabe bizde değil. Mescid-i Aksa bizde değil. Ayasofya son kapaktır. Kimin elindeyse Mescid-i Aksa'da ikinci kapak Ayasofya Mescid-i Aksa, Kabe birbirine örtülmüş. Ona verilecektir. Verilene verilecektir. Ve basit bir şey değil. Hristiyanlığın hakiki ruhanileri destek verecek. Emirdağ'da ustad zaten bir kısım Hristiyanlar tasdik edecek diyor. Emirdağ'da sarahaten geçiyor. Ayasofya'nın bir kısım hakiki Hristiyanlığın ruhanileri tasdik edecek diyor. Taraftar olacak. Onlar desteklemese, onlarla ittifak edilmemiş olsaydı asla açılamaz, güç yetmez. Çünkü alem İslam'la Hristiyanlığın ittifakının unvanıdır o. Ama masaya oturup da işte portakal yaptık ya protokol. Böyle yani dünyevi bir siyasi şey mi zannettiniz Hristiyanlarla Müslümanların ittifak? Bir alameti yok mudur? Ya binadan sıyrılın, binadan bahsetmiyorum Ayasofya'nın taşından. Eğer binadan bahsediyorsanız Kabe daha siyah taşlardır. Altın oranı orada değil mi? Amud-ı Nuran orada değil mi? 7 tane tepe. Şunu söyleyeyim. Belki coğrafyadan bilmem var. Dünyanın fiziksel ve manevi ve metafizik koridorunun ana yeri İstanbul'dur. Metafizik olarak bu fizikten bahsediyorum. Maneviyattan bahsetmiyorum. İstanbul'dur. Onun için adam üç şey istemiş. Seni seçimsiz ölünceye kadar başa koyacağız. Bir, İstanbul'u başkentlikten çıkar. İki, hilafeti kaldır. Üç, Ayasofya'yı kapat. 34'te kapandı. Ben kimseden bir şey yapmam. 34'te kapandı. Tamam. Ayasofya o hani hudutlar var ya dersin başında söylüyorum. Tarla şu, benim geçen şu. Yani onun bir bu nasıl geldi? Bu tarafa bu tarafa. Kaydı kadı buradan. Kadastro geliyor. Bu tarafa. Buraya. Oraya koy. Ha orası. Alamet işte o. İnsanın 7 tane duygusu nasıl bu ise İstanbul, İstanbul, İstanbul'dur aslında. O dünyanın metafizik anaforunun merkezidir. İstanbul'un da merkezi altın oranı, altın 6.18 ya. Ayasofya'nın olduğu mihengi noktadır. Öyle tesadüfen hiçbir şey yapılmamış. İnşallah bir zaman da bu hemen onun yanı başında bir tane şey dikilmiş.
Var ya böyle sivri, ne diyorlar ona? Obelix diyorlar abi. He? Obelix diyorlar, şeytanın mührü diyorlar abi onlara. Evet. Onun karşıtı. Yani evet, o bir var ya, bir şey dikilmiş, o da acayip bir simge. Ondan sonra inşallah çok böyle hissiyatınız şey olacaktır. Belki göremeyin, orada çok hayal edemediğiniz kutsi zatlarımız, efendilerimiz, reislerimiz, önderlerimiz, şefaatçılarımız oraya gelecek. Ötelerin de bayramıdır. Buradaki alametidir. Ve adama açılırsa o unvan verilecektir. Açana. Açıldığı an orada ya kendisi veya vekil tayin edeceği kılmasıyla o cuma hutbenin inerken duada ona siyasi vazifedarlık verilecektir. Onu da bilin. Ama bunları hep kafanızdan silin. Ben meczubun birisiyim. Meczup bari bir şeyler söyledi. Yalnız o bina değil Ayasofya. O bina değil Kabe. O bina değil mescide. O oraya alamet olsun. Ha, kaçırma, kaçırma, kaçırma. Burası ha. Bir şey koysana oraya, bir taş ya. Ha, burası. Yani bu bardak suyu tutmuyor mu? Bu bardak yok sayın. Bu suyu nasıl tutacağım ben? Bu zencefil. Ha? Bu bardak gibi. O manayı tutuyor o şekil. Efendim abi. Alem-i İslam'da eskiden beri hem reise karşı hem bu memlekete karşı ciddi bir dua, ciddi bir teveccüh vardı. Fakat bu gruba da atmış bir kardeş gördüm. İran'da Ayasofya'nın açılmasına devasa bir cemaat seviniyor. Hatip bunu çok büyük bir olay olarak anlatıyor. Bu bile çok ilginç geldi bana abi ya. İran'da evet. Yani İran o attıkları şey. Çünkü bir şey parça konuşuyor. Allah adam. Allah. Yani Allah. Gruba da atmışlar yani. Ben bilmiyorum. Benim arkadaşlar vardır. Fesubhanallah. Kardeşim, acayip bir şey. Ondan sonra o daha açılmadan Arefesinde yani 7 düvelliyle Türkiye karşı karşıya, biliyor musunuz? Kaybetmesi halinde Hatay'da oturan, Almanya'da oturan, Çatalca'da oturan Abdullah, hiçbiriniz oturamazsınız. Hiçbir nesil bırakılmaz. 15 Temmuz'da 10 bin kişi Dolmabahçe'si, Beşiktaş stadyumda önde giden alim, hoca, dini görevlilerdi onlar. Bizi zaten oraya toplamazlardı ya. Bu evde komple. Reisin kaybetmesi halinde Türkiye'de kimse yaşayamaz. Bu mübalağa zannedecekler. 7 düvelle son şansı görüyorlar bunu ortaya, bu Türkiye kalksın diye. Son şeyleri. Daha şansları yok. Görmüyor musunuz nelerle uğraşılıyor ve muvaffak olunacak sebep de yok. Ama muvaffak olunuyor. Allah onlara korku saldı kardeşim. Ayasofya ile salacak. Bir başka manası da Ayasofya ile Müslümanlara güven, kafirlere korku salacak. Salıyor da tam perçinleşecek. Ondan sonra eşit davalet küffar, ruhama o beyneum başlayacak. Müslüman Müslümana merhamet. Orası cihat ruhunu öldüren bir yerdi. Silah atıyorlar. Burası Karadeniz, Lazistan'dır. Merak etmeyin ben. Silah atılıyor. Orada o kutsiyet devam ediyor. Yani cihat ruhu öldürülmüş ve bağlanmıştı. O bina değildi. Cihat ruhu bağlıydı. Ondan endişe ediyorlar. Görmüyor musunuz her tarafta şahlanma var? Ne? Sanki palanga açıldı. Daha açılmadı ha bina.
Onun için diyorum ya nasip inşallah. Gelin atabilmiş de. Ondan sonra inşallah. Yani bu irade manevi destek olmasa siyasi iradeyle olmaz. Ayasofya'nın açılması meclisin %70'inin şuuren hakiki dindar olacağını Üstad Gaymıtaşı da söylüyor. %70. Nasıl olacak? Yani %70 var mı? Bakma zahirsine. Menderes'inde namazı yoktu ama Ezan-ı Muhammedi'den dolayı şehit oldu. Ben nasıl öleceğim belli değil. O garanti olmuş baksana. Ezan için astılar. Yok köpek maması için değil ha. Osmanlı Hanedanı'nın o ana kız Allah'ın Menderes bir şey olmasın asıldığını duydu. Asılmış. Ve Allah'ım daha bizi bu dünyada yaşatma, canımız aldı, sıçradı da ölüyor ikisi de Osmanlı Hanedanı. Çünkü Fransa'da, lokantada bulaşık yıkıyorlar. Menderes vardı, onları aldı, maaşa bağladı falan. Onlara gereken hürmet etti. Asıldığı zaman, aslında tekrar eskiye dönmemek için seccadeye kapandılar, dua ettiler. Allah da duasını kabul etti. İkisi de seccadede ölüyor. Ama namazı yoktu. Ama bu haşhaşi değil. Ama yani hizmet-i imaniye, Kur'aniye, şaire hizmet. Ezan Türkiye'nin değil. Ayasofya bütün Müslümanların alametidir. Peki arkadaşlar. Rabbime emanet olun. Görüşmek üzere. Bir şey söylemek isteyen var mı? Allah bizden razı olsun abi. Amin. Ona göre şuurlu olun. İmkanı olan kaçırmaz. Allah razı olsun abi. Selamun aleyküm.